Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Küresel aynalarda soru çözüm videosuna geldik. Burada karışık yapacağız. Çukur ayna olacak, tümsek ayna olacak, varsa düz ayna olacak. Ona göre takılacağız. Yavaş yavaş başlatalım. Böyle artistik bir soruyla başlayalım. Hani kullanım alanları ile alakalı olarak güneş fırını diyor. Burada böyle tencereyi koyabileceğimiz güveç mi koymuşlar burada? Nedir? Bu çukur ayna diyeyim, çukur ortam diyeyim artık. Yani güneş ışınlarını topluyor. Tam odak noktası da bu işte artık konulan tencerenin diyeyim, kabın diyeyim bulunduğu yerde bütün ışınlar oraya toplandığı için yemeği burada pişiriyor. Böyle saatlerce güneşin altında diyelim hani kalıyor. Böcek sinek konarsa onları dert etmiyorsun. Protein katkı yapar diyorsun. Buna bir kapak koyacaklar herhalde, bilmiyorum. Evet, güneş fırınında çukur ayna kullanılıyor. Kavşak aynası diyor. Hani daha geniş bir görüş alanı sağlamak için. Yani etrafı daha iyi görmek için tümsek ayna olarak biz bunları pardon. Tümsek ayna burada tümsek. Bu zaten belli çukur, tamam mı? Burada da diş hekimlerimizin kullandığı yani işte aynadan böyle uzun demir bir hani çubuk gibi bir şey var ya, onunla gösteriliyor. Burada şimdi düz ayna kullanmanın anlamı yok. Niye düz ayna koyayım ki? Niye o dişi? Zaten hani hastanın ağzına belli bir mesafeden bakıyor adam ya da kadın. Yani neden normal boyutta görsün ki? Ya da tümsek ayna kullanıp neden onu küçültelim? Ne olacak? Tabii ki de çukur ayna kullanılıyor. Daha büyük bir şey oluyor. Hani orada minicik de olsa bir çürük, bir çatlak, bir şey artık neyse gözden kaçmıyor. Burada da çukur kullanılıyor. Bunların hepsinde küresel ayna kullanımı yani söz konusudur. Onun için yanıtımız Edirne ne oluyor? Rahatlıkla bunu söylüyoruz. Evet, ikinci sorumuza doğru ilerleyelim. Şimdi hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Çukur, tümsek hiç fark etmez. Yani hangi optik olayı olursa olsun ışın çizmeyi başaramadığımız zaman konuda ilerleyemeyiz. Ezberlemek yok. Düzgün ışın çizmeyi öğreneceksin. Böyle yansır, böyle kırılır diye devam edeceğiz biz burada, tamam mı? Bir tümsek aynaya gönderilen I1 ve I2 ışık ışık ışınları şekilde gibi gönderilmiştir. Tamam. I1 ışık ışının aynadan yansıma açısı sıfır olduğuna göre kim I1? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani sen gelmişsin, yansıma açısı sıfırsa aynaya 90 derece yapıyor demektir. Yani burada aynaya 90 derece yaptığın için de aynen geri dönersin. O zaman gitmeyi planladığın o nokta var ya, bak şurası. Burası arkadaşlar merkez noktasıdır. Tamam mı? Ve dolayısıyla burayı bak DD bölmüş ya böyle, buralar eşit. O zaman sen bunun tam ortasında yani ne olduğunu söyleyeceksin? Odak noktası olduğunu söyleyeceksin. Şimdiden söyleyelim. I2 ışını asal eksene paralel yansır. Niye? Çünkü bakın odak noktası diye tespit ettiğimiz noktaya gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla asal eksene paralel yansıyacaktır. Bu odak ışını dediğimiz ışın. Tamam. 2. Aynanın odak uzaklığı 2D'dir. Hayır, o merkez uzaklığı, odak uzaklığı D'dir. Bu olmadı, gitti. 3. K noktası aynanın merkezidir. Doğru, ona göre takılmıştık. Buradan da ne yapıyoruz? 1 ve 3. önermeler doğru oldu. Yanıtımız denizde oldu. Evet. İlerleyelim bakalım başka neler gelmiş. Ha, şöyle bir soru var. Yalnız kötü çizimle beni kandırmaya çalışıyorlar. Neyse. Neden kötü çizim dediğimi birazdan göreceksiniz. Düzlem ve çukur aynadan oluşan şekildeki ayna düzeneğinde I ışık ışını gönderilmiştir. I ışını çukur aynadan ilk yansımasında kendi üzerinden geri döndüğüne göre çukur aynanın odağı kervaraya noktalarından hangisidir? Peki bak şimdi şöyle yapalım. Burada neden kötü çizim biliyor musun? Bakın bu ışının şuradan geçtiği belli. 3'e 1 şekilde geliyor. Benim de 3'e 1 gitmem lazım. O zaman ya şurada bir en azından bir 3. kutuyu çizeydiniz ya. Tuzak gibi bırakmışlar değil mi? Bazen kendimiz çizmek zorunda kalıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Bakın şimdi. Tam burada gitmeye çalıştığı yere dikkat. 3'e 1 demiştim. Burada da 3'e 1. Yani şuraya gitmeye çalışıyor. Gitmeye çalıştığı yer burası. Yansıma nasıl gerçekleşecek? Onu isterseniz şurada bir yerde göstereyim ben size. Şöyle bir düzlem ayna var. Şimdi biz bunun diyelim ki şurada K noktası varsa ve aynaya dik uzaklığı D ise, arka tarafta D diyoruz. Burada işte K üssü görüntüsü var diyoruz değil mi? Böyle bir şey yapıyoruz. Aslında ne diyebiliriz bir de biliyor musun? Bak K'den geçen bir ışın varsa uzantısı K üstünden geçecek şekilde yansır. Ya da o K üstünü hedefleyerek geliyorsa yansıdıktan sonra yine K'den geçer. Önde ve arkada simetrik, bak böyle ayna düzlemine göre noktalardan bahsediyoruz. Şimdi sen de o zaman bak lütfen dikkat edin buna. Sen de şimdi burada arkada 3 birim öteye gitmeye çalışıyorsan hani DD olacak dedik ya.
O zaman önde de 3 birim olacak. 1, 2, 3. M'den geçecek. Bak yine 3'e 1. Ve şöyle geliyor. Buradan geçiyormuş. Artık M'den geçtiğini kabul ediyorum. Böyle geliyor, tamam mı? Artık buradan geçti M'den. Ve ne dedi? Çukur aynadan ilk yansımasında kendi üzerinden geri dönüyor. Demek ki aynaya 90 derece yapıyor ki geri dönmüş. E o zaman bu nokta arkadaşlar çukur aynanın neresi oluyor? Merkez noktası oluyor. Ancak merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri dönebilir. Aynanın odağını soruyorlar. Tamam, sıkıntı yok. Eğer iki birimde merkez varsa bir birimde de odak noktası vardır. Yarısı kadar mesafededir. Hani şunlar eşit olacaktı ya. B noktasında bu şekilde tam ortada söyleyebiliriz. Hangi nokta o? Nane. Evet, ne? Devam edelim. Şimdi şuna geldi. Kesinlikle sorusu aşağıda sırıttı kesinlikle. Asal eksenleri çakışık ve şekildeki, pardon ya okuyamıyorum ben kafamdaki soruyu okuyorum. Asal eksenleri çakışık olan şekildeki XY çukur ayna düzeneğinde asal eksene paralel gönderilen I ışık ışını önce X'ten sonra Y'den bir kez yansıyarak kendi üzerinden geri dönüyor. Güzel. Tamam. Hemen ben burada bir değerlendirme alayım. Asal eksene paralel geliyorsa bir kere nereden geçmek zorunda? Şöyle giderken o geçtiği nefis yer var ya bak şu K noktası. Burası ben şöyle söyleyeyim. Galiba X'in odak noktası. Paralel gelen odaktan geçer. Sonra ne olmuş? İkinci kısma geleyim. Buradan işte devam ediyormuş arkadaş. Böyle geliyormuş. K'den geçtikten sonra. Kendi üzerinden geri dönmüş. Aynaya 90 derece olursa kendi üzerinden geri döner. O zaman bu K noktası aynı zamanda ne olur? Y'nin merkez noktasıdır. Bunları bir kere söyleyebiliriz. Şimdi bu durumda artık rahat rahat şeyleri, önermeleri okuyabiliriz. Şimdi der ki K noktası X aynasının odak noktasıdır. Doğru. Biz kendimiz bulmuştuk. K noktası Y aynasının merkezi de diyor. Merkez noktasıdır diyor. Doğru. Ha peki ne diyor? Aynaların tepe noktaları arasındaki uzaklık yani şu aynalar arasındaki mesafe D diyeyim ben ona. Diyor ki X'in odak uzaklığının 3 katına eşit midir? Bu ne zaman olur biliyor musunuz? Eğer siz buna F derseniz yani Fx eşittir de Fy eşittir F olursa o zaman bak burası F olur. Burası sağdaki ayna yani Y çukur aynasına göre merkez noktası olduğu için aynaya olan uzaklık 2F'dir. O zaman toplamda tabii ki de 3F olur. Bu da X'in odak uzaklığının tabii ki de 3 katı olur. Ama bunların birbirine eşit olduğunu bilmiyoruz ki biz. Yani bu noktalar yani tamam denk gelmiş. Soldakinin odağı sağdakinin tamam merkez noktası ama atıyorum kafadan bu 4 yani F uzaklık da olabilir yani. Bilemiyorsun yani illa 5F de olur. Bilemem ben. Burada soru işareti var. Bunun olabilmesi için, üçüncü önermenin doğru olabilmesi için tekrar söylüyorum. Odak uzaklıklarının birbirine eşit olması gerekiyor. Onda bir sıkıntı var. Bilemiyoruz onu. O zaman 1 ve 2 kesinlikle doğru dedik. Üçüncüye yani duruma göre dedik. İlerliyorum. Şöyle bir geldim. Ha, bak böyle bir şey geldi karşıma. Şimdi diyor ki bir ışık ışınının XY bölgelerinde bulunan aynalardan yansıması şekildeki gibidir. D doğrusu küresel aynalar için asal eksen, düzlem aynalar için de yüzey normali olduğuna göre hani işte düşeyde yerleştirdiğini anlatmaya çalışıyor. Aynaların türü için aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi ışın dikkat ederseniz şu noktadan geliyor. Şöyle gönderilmiş ve uzantısı arka tarafta şu noktayı kesiyor. Böyle yansımış ya bakın şöyle bir çıkıyor ya olay. Şimdi lütfen sağdakine göre düşünelim. Burası D kadarsa burası da D kadar. Bu sadece ve sadece düzlem aynada olabilir. Bakın tekrar tekrar çizebiliriz. Hiç dert değil bunları. Hiç dert değil. Şimdi şöyle bir şey var. Buradan gönderdiniz, tamam mı? Yansıma kanununa uydu. Tamam. Bunun burada böyle çizdiğin zaman burası K noktasıysa burası K üssü olur. Şu uzaklık neyse bu uzaklık da o olur. Bunların birbirine eşit olması bunun düz ayna, düzlem ayna olduğunu bana söyler. Bir kere bu var. Net. İşaretleyin. Y'deki aynanın düzlem ayna. Hoppa çok fena yakaladım ha. Çok fena oldu lan. Tekte yaptım ha. Yok mu başka düzlem? Aa çok ilginç. Vallahi yok. Çukur çukur tümsek tümsek düzlem. Tüh be. Neyse bir de buna bakacağız. Burada ne oluyor peki? Bunu da şöyle göstereyim. Işın şöyle geliyor ya bak sanki şuradan geliyormuş gibi artık Y yokmuş gibi düşünüyorum. Yansıdıktan sonra da böyle gitmiş. Şimdi burada artık düzlem aynı olmadığı belli. Yani düzlemi silebilirim hatta.
Ve ayna burada ya, burası maşallah 1, 2, 3, 4, 5 bölme. Burası 1 bölme. Bu nasıl bir şey? Bu ne zaman oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tümsek aynada oluyor bu. Şöyle gösterelim. Ne yaparsanız yapın. Bakın. Ne yaparsanız yapın. Ne oluyor? Şimdi bu ışının nasıl yansıdığını şöyle göstereyim ben size. Asal eksene paralel gelen ışın. Uzantısı nereden geçecek şekilde yansıyacaktı? Odaktan. Şöyle. Burası da odak. Şimdi bu gelen ışın tarafı, tamam mı? Asal eksene paralel geliyor ya. Bu sonsuzdan geliyor. Yani şu uzaklık sonsuz. Tamam mı? Sonsuzdan geliyor. Yansıyan ışın asal ekseni nerede kesti? F kadar uzaklıkta kesti. Şimdi lütfen dikkat. Burada bir yerde normal vardı ya, yansıma kanununa uyacaktık ya. Hani uzantısı merkezden geçiyordu ya. Şimdi sen burada şunu çok pardon. Evet, yanlış oldu. Şöyle gösterelim. Evet, yeşil yapmak istiyorum. Şunu böyle bir derece aşağıya böyle indirdin, tamam mı? Böyle atıyorum kafadan bir derece aşağıya indirdin. Eleman 5 kilometre ötede kesti bunu, tamam mı? Bunu. Tamam mı? Bak, burası sonsuzken, tamam, şöyle yapalım, şunu biraz yukarıya götüreyim. Aslında bir tüyo vermeye çalışıyorum. Burası sonsuzken burası F kadar uzakta kesiyor. Şimdi sen dediğim gibi şunu birazcık aşağı indirince bu da tabii ki şu tarafa bir yere gelecek ya, bu da buradan böyle içeriye girecek. F'den küçük bir şey olacak yani. Şuradaki x uzaklığı küçüktür F'den. Burası hani sonsuz eksi 5 kilometre oldu. Yani hayvan gibi mesafe hala. Tamam mı? Hayvan gibi mesafe. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız. Bunları kesinlikle sorusu olarak sorarlar zaten. Şöyle geldi. Buradan da bir yerden böyle kesiyor ya. Buraya mesela x uzaklığı diyorlar. Buraya y uzaklığı diyorlar. Y her zaman x'ten büyük olur. Burada onu anlatmaya çalıştım. Bak zaten 5'e 1. Tümsek aynada bu şekilde oluyor. Evet, Adana olur. Yanıtım doğru bir şekilde takılırım. Zaten bulmuştum da hani evet. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Onda ne yapacağız bakalım? Asal eksenleri çakışık XY küresel aynaların K noktalarını birleştiren doğru her iki aynanın da yüzey normalidir. Yüzey normali ne demekti? Normali çizdiğin çizgi. Yani ben bak şu yüzey normali diyor ya, şöyle bir şeyden bahsediyor. Ben bunu böyle devam ettireyim, tamam mı? Şuradan hiç çizgiyi bozmadan. Şurası arkadaşlar hem x için hem de y için merkez noktası olacak demek. Yüzeye 90 derece yapıyor çünkü bunu. O zaman bunu böyle uzattım mı burası merkez demek. Şimdi der ki işte hangileri doğrudur? Bakalım. Aynaların merkezleri çakışıktır. Doğru. Aynı nokta. Aynaların odak uzaklıkları eşittir. Bak şimdi. Neden kötü oldu bu? Kötü oldu. Şimdi şurası arkadaşlar, yani iki tane FX. Şuraya baktığınız zaman burası da iki tane FY. Merkez uzaklığı odak uzaklığının iki katı ya. Şimdi 2FY büyükse 2FX'ten, hadi yani FY daha büyük. Kaçış yok. Alt küme olarak kalmış bu. Odak uzaklıkları eşit falan değil. 3'e bakıyorum. X aynasına TL doğrultusu üzerinden gönderilen bir ışın. Yapalım. Yani yüzeye normal olacak şekilde böyle KL doğrultusundan yüzeye 90 derece yapacak şekilde gönderilirse X'ten yansıdıktan sonra asal eksene paralel gider. Nasıl gider ya? Merkeze hedefliyorsun. Yüzeye 90 derece oluyor. Sen buradan çıkamazsın. Deyon, 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 deyon. Böyle takılıyorsun yani tilt makinesindeki gibi. Ha, gitmez yani. Gitmez. Burada sadece bir numara doğru oldu. Adana oldu. İlerliyorum. Evet, bir tencere kapağı uygulamamız daha var. Şöyle bak, burada mesela bir bölmenin üstüne çıkmış. Yapmayın işte şunu yani. Şurada yap şöyle, tamam mı? Tam şurada böyle yap. Şu aynaları tepe noktasına, bak tepe noktası burada ya, buraya göre çiziyorum. Tepe noktası neredeyse orada ciddi şekilde böyle bir düşey çizin. Sakın böyle tencere kapağı gibi çizilmiş çukur ayna, tümsek ayna tuzağına düşmeyin. Tepe noktasına göre dümdüz çizin. Uçlarını da dediğim gibi görene ayıp olmasın diye kıvırın. Şimdi ben hatırlamak zorunda değilim. Çukur aynada merkezde duran cismin görüntüsü ne oluyordu? Şurası merkez. Odak bir birimse burası da merkez yani. Asal eksene paralel gelen bak böyle odaktan geçer. Gönderdim. Böyle geldi. Odaktan geçen de şöyle maviye göre yapıyorum. Paralel gider. İşte şurada oldu. Tamam mı? Burada bir görüntü var. K çukur diyeyim hadi. KÇ diyeyim. Şimdi bu tarafa bakıyorum. Burada da düz ayna var. Düz aynada bir numara yok. 2 birim ötede ise 2 birim ötede görüntü olacak. Şurası da 2 birim olacak. 2 2.
Bu da K düz ayna diyelim, şöyle yapalım. Tamam. Ne istiyor bilmiyorum. Bunları buldum ben. Görüntüleri buldum. Şimdi diyor ki çukur aynanın odağı F noktası olduğuna göre aynalarda oluşan ilk görüntüler arasındaki uzaklık çukur aynanın odak uzaklığının kaç katına eşittir? Bulayım. Buradan 2 var. Buradan da 2 var. 4 bölme oldu. Odak uzaklığında 4 katı oldu. Buymuş. Tamam, güzel. 2 tane farklı optik araçla görüntü buldum. Ona göre takıldım yani. Gayet iyiydim. Evet, geldi bakalım. Neymiş bu? Odak noktası F, merkezi M olan çukur aynanın önüne şekildeki gibi eşit boyda x, y, z cisimleri konulmuştur. Cisimlerin, görüntülerin boyları bıdı bıdı bıdı. Şimdi şunu unutmayın. Merkezden gönderilen ışınlar yine merkeze geri döndüğüne göre merkezdeki cismin görüntüsü de merkezde olmaz mı diyerek şöyle bir başlatayım. Hepsi aynı boydaymış ya. Hepsi için ortak bir asal eksene paralel ışın kullanmak istiyorum. Şöyle gönderdim. Aman çizmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yani, tamam mı? Olmaz olmaz. Böyle gönderdim, tamam mı? Bak şimdi. Burada ne dedim? Tekrar söylüyorum. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezde olacak. Ben kendime referans olarak onu aldım. Ona göre hileli çizim yapabilirim. Hiç umurumda olmaz. Bak şurada görüntü olduracak. Böyle. Merkezdeki cismin görüntüsü. Valla oha çok iyiyim ha. Hile yapmama gerek kalmadı arkadaşlar. Yani gerçekten çok iyi çizdim bak. Yani şu uyduruk çizimde bile merkezden gelen merkeze geri dönüyor. Merkezdeki cismin görüntüsü nerede olacak? 5F'de mi? Herkes merkeze geri dönüyor. Şimdi bu böyle. Şimdi X'e bakalım. Onu da kırmızıyla göstereyim hadi. Tamam mı? Odağa gönderdik. Hoppa, uzaya gidiyor bu. Dışarılarda bir yerde. Bak. Büyüyerek dışarıya. Yani şöyle yaklaşınca böyle, bu da böyle büyüyerek dışarıya çıktı. Neyse bir de Z'den bakalım. Şöyle çiziyorum. Böyle yapınca da bu da burada bir yerde kesti. Vallahi öyle oldu ha bak. Z burada. Yeşil olan Z üssü diyeyim ben buna. Burası ne? Y üssü. Burası da X üssü. Biz böyle aynaya yaklaştıkça, hani demiştim ya size şurada bir üçgen var. Burada cisimler, siz aynaya yaklaştıkça bu üçgen içerisinde dışarıya doğru büyüyerek çıkıyor diye. Gerçekten de böyle oldu. X en büyük, Y, Z. X'ten Z'ye doğru gideceğiz. Evet, Adana diyoruz. Bu sorudan da geçiyoruz. Efendim, al tencere kapakları geldi gene. Bakalım bilgi vermişler. Tümsek aynanın önünde aynanın odak uzaklığına eşit uzaklıkta bulunan bir cismin bu aynada oluşan görüntüsünün aynaya olan uzaklığın yarısını eşittir. İyi, yani böyle bir bilgi vermiş. O zaman yani tamam. Yani söyledi zaten yani, de ben bunu kendim bulurdum ya. Yani şöyle yapıyorlar ya bak. Zaten çizmiştim. Ben gene bir tane daha çizeceğim bundan. Şöyle 3-4 tane çizeyim ben. Ha, çukur aynada yapmışım ben. Şöyle yapayım. Şöyle. Çizeceğim bir müddet. Takılın, tamam mı? Şöyle ortalığı toplayayım. Masanızın üstünü temizleyeyim bir. Şimdi şöyle bir çizdim. Tümsek ayna yapıyoruz. Lütfen dikkat. Tümsek ayna yapıyorum. Böyle bir iğrenç çizdim yalnız. Çok da iyi oldu çizmem böyle iğrenç. Burası F olsun. Şimdi ben buraya böyle bir tane cisim koydum, tamam mı? Bak odak uzaklığı kadar uzaklıkta. Burası tümsek ayna. İğrenç, gerçekten iğrenç. Bunu belli etmek istedim bir kez daha. Asal eksene paralel gelen uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Bu bir. Tepe noktasına gönderiyorum. Gelen tabii ki de köşegen geldi. Köşegen yansıyacak. Bu da gitti. Uzantısı da vallahi billahi öyleymiş ha. Vallahi öyleymiş. Bak ne demişti? Odak uzaklığına eşit uzaklıkta bulunan, bak F kadar uzaklıkta. Bu aynada oluşan görüntüsünün aynaya olan uzaklığının yarısını eşittir. Bak gerçekten de F bölü 2'ymiş. Yani hatta aynaya olan uzaklıklarınızın oranı boyların oranını veriyor bak. F kadar uzakta olan 2 birim, F bölü 2'ye yarıya düşünce 1 birim. O zaman bu cismin burada bir yerde yani şöyle yarı boy bir şey oluyor, tamam mı? Bunun görüntüsü. Şimdi bu tarafa baktığınız zaman 2 birim odakmış ya. Şimdi aynanın tepe noktası burası. Odak noktası burası. Burası da merkez. Biraz önce konuşmuştuk. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezde olur. Bu arkadaş da burada. Görüntü Y diyeyim. Görüntü X diyeyim. Şöyle bir şey olacak. Ters oluyordu zaten. Artık onu çizmedim. Şimdi ne istiyor bizden? Onu bir soralım. Asal eksen şekildeki onurgu iki cismin yalnız tümsek, yalnız çukur aynada oluşan görüntülerin arasındaki yatay uzaklık. Vallahi bu. Sayalım. 1, 2, 3. Çok iyiyim ya. Bunu da kendimiz bulduk. O bilgiye bakmadık yani. Bir görüntü çizebilirim yani. Al işte kenara uydurup 30 saniyede görüntüyü attım. Ha bu ters. Bu ters. Evet. Merkez noktası bıdı bıdı olan diyor. Tamam mı? Vay vay. Şimdi çok enteresan bir uygulama olmuş burada. Burası merkezmiş.
Bakın şimdi şöyle yapsak. Hepsini şu kesikli çizgi üzerinden özel ışın. Ya hocam niye asal eksene paralel göndermiyorsun? Zaten iki tane ışın kullanacağım. Birisi bedava. Bak hepsini böyle merkezi hedefleyecek şekilde geldi ya. Burada aynaya 90 derece yaptığı için buradan da aynen çıkıyorlar. Yani ben kullanacağım ikinci ışını şu mavi kesikli çizgiyle nerede kesiştirirsem olay o olacak. Şimdi bakınız. G'den gönderiyorum. Tepe noktasına gönderdim. Şöyle gönderdim. Böyle de iğrenç bir şekilde çizdim artık olduğu kadar. Şöyle bir şey yani çıktı. Aha da böyle. Tamam mı? Bu K üssü. Sonra geldim bak buna biraz açılması gerekiyor. Biraz açıldı. İğrenç olmuş. Biraz daha yakına geldi. Evet büyüyerek geliyor. L üssü. Ve son olarak N'ye geliyor. Biraz daha açılarak hoppa. Bu da böyle. Vallahi billahi zor da olsa. Aslında buraya odak yapsaydı daha güzel olurdu. Belki yapmak istemedi. Başka bir yere sakladı. Bu da N üssü. Ve yaklaştıkça büyüyerek yani aynaya yaklaşan arkadaşlar oldu. Görüntülerin boylarını soruyor. NLK oldu. Bulalım onu. NLK oldu. Valla iki tane ışınla hallettik. Böyle kesikli çizgilerle özel bir durum oluşturursa hemen onu kullanın, faydalanın derim. Evet biz de faydalandık yani gerçekten de. Şimdi bir bakalım. Burada böyle bir değişik bir şey var. Bir tümsek aynanın asal ekseni üzerindeki K noktasına konulmuş bir cismin bu aynadaki görüntüsü M noktasındadır. Ya biraz önce yaptığımız için bundan faydalanmak istiyorum, tamam mı? Nedir o? Şöyle yaptım ya. Şimdi burası odak. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Şuraya koyduğunuz bir cisim için asal eksene paralel gelen uzantısı odaktan geçer. Şöyle çizdim. Bir tane de tepe noktasına gönderirsin şöyle. Bu da böyle çıkar. Bunlar nerede keser? Bak burada keser. Bu cisim oldu, bu görüntü oldu. Yeterince uyduruk çizdim mi? Özellikle özen göstermiyorum. Abuk sabuk da olsa böyle oluyor. İşte bakın. Yani şu Allah görüntü gitti. Niye böyle oldu? Hayır ya. Geldi. Arkadaşlar bir an görüntü gitti. Görüntü bağdaştırıcımda bir problemle karşılaştım. Tamam mı? Burada tam bu anda görüntü ne oldu? Kayıt oldu mu olmadı mı bana söylersiniz ha. Şu anda görüyorum çok şükür. Yazıyorum da ama videoyu bitirelim alet dayanmıyor sıcaktan. Burası 45 ile 50 derece arasında. Neyse yani her türlü burası mesela biraz önce F kadarsa burası F bölü 2 çıktı ya. Yani şunu demeye çalışıyorum. Tümsek aynada burası X ise görüntünün aynaya olan uzaklığı Y ise her zaman X Y'den daha büyük olur. Onu söyleyeyim. Yani siz buradan 5 kilometre öteye gitseniz de bu geri çıksa bile odak noktasına gelemiyor. Yani buraya sıkışıp kalmış durumda. Her zaman X Y'den büyük olur. Şimdi cisim buradaymış. Bakın şekle geri dönüyorum. Görüntü de buradaymış. Şimdi L noktasında olamazsınız arkadaşlar. Bak. Yani oraya koyduğunuz tümsek ayna mümkün değil L noktasında olamaz. Düzlem ayna gibi sonuç veremez zaten. Bu bir. Bir de ne dedik? X, Y'den büyük olacak dedik. Yani şuralara bir yere yerleştirmelisin ki şu mesafe X dediğimiz mesafe Y dediğimiz mesafeden daha büyük olsun. Bu da tümsek aynamız için olması gereken bir şart. O zaman ne oldu? Yani ne diyor? Cisim ve görüntü tümsek ayna dedi değil mi? O noktasında hayatta olamazsın. Yani oraya tümsek ayna koydun mu zaten tümsek aynanın arka tarafında görüntü oluşturuyoruz ya. Mümkün değil yani o. Bu da olmaz. Ne olur mu? Arkadaşlar bizde dalga geçiyorlar. Yani aynada, tümsek aynada. Bakın ben bir daha onu göreyim. Tümsek ayna diyor değil mi? Bak tümsek ayna diyor. Yani sen böyle neye koyup cisim burada, görüntü burada olmaz. Yani gerçek görüntüyü cisimle aynı ortamda bulunan perde üzerinde oluşan görüntüyü ancak siz çukur aynada elde edebilirsiniz. Tümsek aynada görüntü sanal olmaya mahkumdur. Tepe noktası ile odak noktası arasında kalmaya mahkumdur. Bu noktaların hiçbirinde siz yani ayna koyamazsınız. Tekrar belirtelim. Sadece ve sadece LM arasında bir ayna olabilir. Olacak olan budur. Bunların üçü de olmaz diyoruz. Olamazları soruyordu. Eyvallah diyoruz. Şimdi efendim şöyle bir soruya geldik. Bir çukur aynaya asal eksen üzeri X cismi şekilde gibi konulmuştur. Bu cismin aynada cisme göre düz görüntüsü oluştuğuna göre. Yani ne yazık ki. Şimdi ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar onu bir hatırlatalım. Mesela makyaj aynası dediğimiz ayna düz gösteriyor. Baktım mı kaşımı olduğu gibi görüyorum. Ters görmüyorum. Zaten hiç doğuş olmazdı. Ne oluyor? Tepe noktası ile odak noktası arasında olmak zorunda idin. Bakalım. Gerçekten de öyle miymiş? Şöyle çizdim.
Ve buradan da şöyle yapıyorduk ve bunlar açılarak gittiği için şöyle düz görüntü oluyor. Böyle bu görüntü. Ve benden daha büyük ve işte aynadan daha uzak. Burası X ise, burası Y ise Y büyüktür, X oluyor. Zaten boylar belli, uyduruk çizimde. Burada başka türlü düz görüntü elde edemiyorsunuz. Yani o yüzden hani ben biraz böyle kınadım ama yani yaptıkça aman gerçekten hep öyle çıkıyor ya diyorsun. Sanal görüntüler düz oluyor. Düzlem aynada da böyle, çukur aynada da böyle, tümsek aynada da böyle ama ben tekrar söylüyorum. İlk önce biraz eliniz alışsın. Bak çizi verin. 30 saniye sürmez. Ya lafın gelişi. 10 saniyede kargacık burgacık bir şey çiz. Öteki türlü mesela ya ama hocam sen pat diye feynin içine koydun. Ya bak şöyle yap sen de, tamam mı? Aa odak buradaymış de. Merkez buradaymış de. Ben buraya koyacağım de. Belki burada böyle yaptım. Odaktan gönderdin. Bu da böyle gitti. Bak burada kesti gördün mü? Yani ters çıkıyor. Nerede olduğu önemli değil. Yeri yanlış olabilir. Bak ters çıkıyor. Düz değil. O zaman kendileri kesişiyor. Sanal değil, gerçek. Yani anında belli eder kendini. Ezberlemeyin dememin sebebi bu. Şimdi o zaman böyle bir şey var. Buralarda bir yerde odak var. Biz odaktan içerideyiz. Bunu bir söyleyelim. Aynanın ve cismin yeri değiştirilmeden aynanın asal eksen üzerinde kalan kısmı kesilip atılırsa. Asal eksen üzerinde kalan kısmı. Wow. Bu ne diyor? Burayı kesin atın diyor. Burası yok diyor. Ha, ayna orada duruyor ama. Ben hala görüntü verebilirim. Hiç sıkıntı olmaz yani. Yani buradan gönderdiğim ışınlar odaktan şuradan buradan geçer ve görüntüyü oluşturur. Sıkıntı yok. Hangileri yanlıştır diyor. Aynanın odağı değişir. Hayır. Aynanın odağı ilk başta biz o aynayı keserken, küreden çıkartırken, oluştururken yarı çap neyse onun yarısı kadardır ve bunu bir daha değiştiremezsiniz. Yani F, R bölü 2'dir bu değişmez. Tamam mı? Değişir diyor. Yanlış. X'in görüntüsü cisme göre ters oluşur. Hala ben ayna ile bakın ayna burada. Odak noktası burada ve ben de aradayım. Yani buradaki olay geçerli. Tamam mı? Görüntü yine düz olacaktır, sanal olacaktır. Ters oluşuyor diyor. Hayır. X'in görüntüsü oluşmaz diyor. Niye oluşmasın? Buradan gönderdiğim milyon tane ışın var buraya benim. Yani milyonlarca ışın bir şekilde buradan yansıdıktan sonra kesişecekler ve görüntüyü oluşturacaklar. Buna hiçbir şey engel olamaz. Tamam, X'in görüntüsü oluşmaz diyor. Yanlış. Bunların hepsi yanlış. Yanlışları soruyorlar. Biz de Edirne diyoruz. Geldim şöyle son soruma. Evet, biraz uzun oldu ama soru çözüm videosu bu. Gene 30 dakika. Zaten maşallah 25 dakikadan aşağı düşmüyoruz. Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Yani uzunluklar aynı mı? Ben 20-25 dakika aralığında kalmaya çalışıyorum da bazen çok uzayabiliyor. Fikrinizi merak ediyorum. Nasıl olsun, kaç dakika olsun gibi. Şimdi efendim odağı F noktası, merkezi M noktası olan çukur aynanın merkezine şekil 1'deki bir X cismi konulmuştur. Daha sonra aynanın odağına böyle bir tane düzlem ayna yerleştirirsek ve yansıtıcı yüzü X'e bakacak şekilde ama. Tamam mı? Hangileri doğrudur? Benzer soru aslında bir öncekiyle. Şimdi der ki şekil 1'de cismin gerçek görüntüsü oluşmuştur. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezdedir. Niye? Merkezden gönderilen ışınlar merkeze geri dönüyordu. Onun için görüntü merkezdedir ve gerçektir. Çizin isterseniz fark etmez. Yani şöyle gönderince şöyle derme çatma bile göndersen neredeyse vallahi tutturuyordum. Ha, yamuk çizim artık da. Yani kendileri kesiştiği için gerçek görüntü oluşuyor. Tamam diyoruz buna. İki, cismin yalnız düzlem aynada görüntüsü oluşmuştur. Ya tamam düzlem aynaya gönderdiğin ışınlar hani yansıyacak bir şeyler olacak. Düzlem aynada görüntü oluşturacaksın da şuradan aşağıdan böyle kaçan ışınlar var ya şöyle. Yani şu çukur aynaya ulaşınca onda da görüntü oluşturacaklar. Sıkıntı yok yani. Yalnız düzlem aynada görüntü oluşturur deyince yanlış oldu. 3. Şekil 2'de cismin biri sanal, diğeri gerçek iki görüntüsü oluşmuştur. Sanal olan düzlem aynada, bak biri sanal diyor ya, düz aynada, düzlem aynada, tamam mı? İşte çukur aynada zaten merkezde olduğun için de diğeri gerçek diyor. Bu da çukur aynada oluşan görüntü oluyor. Bu laf doğru. Evet, 1 ve 3 sorumuzun yanıtı oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sıra geldi kırılmaya. Kırılma videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.